kraniosinostoz bebek anne rahminde gelişirken sütürlerin zamanından erken kapanmasına bağlıdır. Ülkemizde sıklıkla skafosefali dediğimiz sagital sütürün erken kapanması görülmektedir. Bu bebeklerin 3 aylıkken ameliyat edilmesi gerekir. Diğer sütürlerimizin erken kapanmasına bağlı olan sinostozların 6 aya kadar bekletilebilirler. Bunun dışında sendromik dediğimiz yani ailevi genetik yolla geçen bazı sinostoz olguları vardır. Apert sendromu, Kruzon sendromu gibi bunların da 6-9 ay içinde ameliyat edilmeleri gerekir. Biraz beklememizin nedeni bu çocuklarda sorunun sadece kafatasında değil aynı zamanda yüz kemiklerinde de olmasıdır. O nedenle bu çocukların tedavisi multidisipliner yapılmalıdır. Multidisipliner demek tek bir hekimin değil, farklı branşlardan hekimlerin bir araya gelerek hastanın tedavisini üstlenmeleridir. Kraniosinostoz olgularındaki bu multidisipliner ekipte çocuk beyin cerrahisi, plastik cerrahi, ortodonti, çene cerrahisi, klinik genetik hekimi ve radyolog yani bu çocuğun tüm Röntgen tetkiklerini yönetecek kişinin bir arada hep birlikte çalışması tedavi başarısını belirgin yükseltir.